Aslı burada, Kayahan burada. İkisinin de suratından düşen bin parça. Ne oldunuz ya? Oğlum bir abla anlaşamıyoruz ya. Hafta sonu bir araya gelmediniz mi Aslı? Maalesef geldik Seda Hanım. Keşke gelmeseydik. Ne oldu da geldiniz? Buradaki düğünden sonra sağ olun sizin sayenizde biraz böyle dans evet, ettik. Evet, haber ittirdim birbirimize. Evet, siz ittirdiniz. Biz de dedik ki oturalım sahilde, tamam, konuşalım. Konuşamadık. Konuşamıyoruz biz çünkü. Anlaşamıyoruz. Kayahan benim istediğim hiçbir şeyi bana sunmuyor. Hı. Ona verdiği hiçbir sözü de tutmuyor. Beni bu kadar psikolojik yıprattığı için o sözleşmeyi kesinlikle imzalamadan Kayahan'la barışmayacağım. Ve psikolojik manipülasyonlarından dolayı maddi anlamda beni tatmin etmesi ve mutlu etmesi lazım. Hı-hı. Çünkü o kadar psikolojim bozuldu ki, yıprandım, çok üzgünüm, ağlamaktan gözlerim şiş. Beni şımartman gerekiyor tam bu pozisyonda. Bilmiyorum, arsayı mı üstüme yapacaksın, arabanı mı üstüme yapacaksın? Tam da zamanı. Hemen güzel haberi vereyim. 4.5G ile Gamze'ye bağlanıyoruz. Gamze. Efendim Seda Hanım. Merhaba hayatım. Nasılsın? Grip misin biraz? Allah'a şükür. Yok Allah. Seda Hanım. Biraz rahatsızım. Geçmiş olsun. Allah iyilik versin. Evet, Aslı postasını koydu. Amin, dedi ki cümlemize. Benim istediklerimi yapmak zorunda. Bana beni manipüle etmekten ve benim psikolojimi bozmaktan başka bir şeye yaradığı yok. Bu işin gidip bir yere varacağı da yok. Dolayısıyla benim gönlüm alınmalı. Şımartılmalıyım. Ben artık Kayahan'dan bunları bekliyorum dedi. Anne, hiçbir şey de beklemez. Vallahi biz hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten bu iş bitti artık. Ben stüdyoya da gelmiyorum. Çünkü para, Aslı para dedi, beni rahatlattı. Kardeşim de ne yapılacağını bilir kendisi. Aslı yani beni şımartmak istedi, şımartsın, şu bu, onları geçecek. Yok arsayı benim üstüme yapsın. Yok şöyle böyle, ben sana defalarca diyorum Aslı, bizden sana bir iğne gelmez. Aynen öyle ablacığım. Sen annenle konuşmuyordun, annenle konuşmaya başladın. Para göz oldun ya, sen soyguncu musun, nesin ya? Benim annemi bak, sakın benim annemi maddi şeylere karıştırma. Annenden ya, sonra sen böyle sakın oldun. Annenden ya, sonra sakın böyle oldun. Bağırma. Sakın. Annenden sonra böyle oldun sen. Ben aylardır senin ablanla uğraşıyorum. Kes sesini. Senin kahrını ben çekiyorum ya. Ben çekiyorum senin kahrını. Ya. Annemle maddiyat konusunu sakın bağdaştırmayın. Sakın. O kadının leçileler çektiğini. Ağlamaktan başka bir şey bilmiyorsun sen burada ya. Sabaha kadar ağlıyorsun burada ya. Kes sesini. Seninle mi uğraşacağım ben burada ya? Terbiyesiz. Sen benim psikolojimi ben bozdun ya. Ben aylardır senin ailenle uğraşıyorum be. Sen benim psikolojimi bozdun. Sen benim psikolojimi bozmuş ya. Aylardır senin ablanla uğraşıyorum. Sen diyorsun benim dediğim olacak. Annemin bir ses kaydına katlanamadı. Sen diyorsun benim dediğim olacak ya. Sen kendini annem ne zannediyorsun de, ya burada ben ya? Ben de senin ailenin. Sen kendini ne zannediyorsun fazlayım ya? Senin dediğin çok, olamaz. Çok fazlayım. Ben erkeğim ya. Ne yazıyorum ya memlekette ya? Ben senden daha delikanlıyım be. Tabii canım ya. Terbiyesiz. Ben aylardır senin ailenle uğraşıyorum. Ne deli olacaksın sen ya? Benim annemin bir ses kaydına katlanamadın. Katlanmam sakın ya. Katlanmam annemle, ne katlanacağım ya? Teşekkür ederim Sedan. Annemle maddiyatı kesinlikle bağdaştırmayın. Bak çok yanlış yapıyorsun sen de ablan da. Benim... Ne yanlış yapacağım? Yanlış olan sensin ya. Yanlış olan sensin. Ağlıyorsun akşama kadar ya. Sana ne benim gözyaşımdan? Benim ne kadar hislerimin gerçek olduğunu herkes görüyor. Sen umurumda değilsin bundan sonra, tamam mı? Umurumda sen değilsin. Sen benim umurumda değilsin. Umurumda değilsin ya. Bitti ya. Sen ailene karşı benim için savaşman gerekirken herkesle ben başım çıkmaya kadar savaşım ya. Ki sen kimle savaştın? Yeri geldi burada. Sen ya, sadece ya benimle savaştın. Benimle. Kimseyle değil. Kendini bir daha... Ben erkeğim, ben erkeğim deyince... Sen zerre olmuyor kadar haklı değilsin burada ya. Ben her şeyine yumdum ya. Yeter baştan haklı ben. Baştan sona kadar ben ya haklıyım asıl. Başına ben kadar ben haklıyım ya. Ben haklıyım ya. Yeri geldi yemek yaptık, yeri geldi ütü yaptık, yeri geldi ayak yıkadık, bulaşık. Yeter kardeşim ya. Bravo, seninle mi uğraşacağım ben bravo burada ya? Seninle mi uğraşacağım ya? Yapmayacaktın bunları işte. Yaptın, seninle mi uğraşacağım? Şimdi ben senin kölen miyim ya? Çalışıyor. Mal istiyor, mülk istiyor. Neysin sen arkadaşım ya?
Bundan sonra yok. Bundan sonra yok abi ya. Yok yok. Bundan sonra yok. Bundan sonra yok. Bitti gitti. Bundan sonra yok. Hiçbir zaman yoktu zaten. Kaybettin abi, kaybettin. Sen beni kaybettin, tamam mı? Yok. Sen beni kaybettin. Git. Lan sen neyini kaybettin ya? Son çırpınışların. Sen beni buraya getirdin ya. Yeter arkadaş ya. Sana hiç kimse dayanmaz ya. Senin kahrını hiç kimse çekmez. Allah'ıma kitabıma asıl ya. Asıl senin kahrını kimse çekmez. Ben ne yapmışım ya? Ben ne yapmışım ya? Senin tırnağın bitmiyor, dudağın bitmiyor, kirpiğin bitmiyor. Yeter arkadaşım ya. İnsanlara beni bu şekilde lanse etmeye çalışma. Vallahi ne yapacağım? İnsanlar görmüş, görmüş. Ne atası olacağım ya? Ben senin hala başındaki gibi mal var yetmem ne peşindesin ya? Evlenmeden bir şey olmadan sen neyin kafasını bana yaşıyorsun burada ya? Bana çektirdiklerinden dolayı ben sana ne çektireceğim yapmak ya? Zorundasın. Ulan sen bana çektirdin ya. Ben sana ne çektirdim? İkide bir kaçıyorum otele, kaçıyorum otelde kalıyorum yeter ya. Abi anlaşamıyoruz, bitti gitti sen ya. Sen mi benden kaçıyorsun, ben mi seni ben gönderirim? Senden kaçıyorum, giden belli, kaçan belli, ben kaçıyorum ben ya. Mi senin ben valizini kaçıyorum. Kapıya koyuyorum. Ben kaçıyorum ya, ne koyacaksın ya? Alıyorum abi, seni gidiyorum. Ben arkamdan buraya el getiriyorsun sallıyorum beni. Ama. Buraya getiriyorsun. Git orada tek damla tek başına orada ne yapıyorsan yap. Kirli, ne yapıyorsan yap orada ya. Birkaç tane kirli de eşyan kalmış. Yıkadım onları, evimi de abi, temizledim. Bana ne var, at çöpe onları gitsin, da kuruyunca getireceğim. Ya. Çöpe de atabilirim, hiç fark etmez. Zaten ben senin almıştım. Senin için elbiseler değerli, saklıyorsun ya bazı elbiseleri. Git. Zaten ben almıştım. Tabii. Bazı elbiseler değerli, atmasını bilmiyorsun. Neden saklıyorsun o zaman? Benimle ne işin var o zaman? Kes sesini. Duracağın yeri abi, bil tabii, yoksa tabii, beni kimse tabii, durduramaz. Tabii. Sen şimdi otelde mi kalıyorsun? Otelde kalıyorum abla. Kafam rahat, mutluyum. Kendi yemeğimi kendim yapıyorum orada. Huzurlu. Huzur vallahi ya. Orada da kendin yapıyordun zaten. Neydim? Kadının canı sıkılıyor, seni evden kovuyor. Seni kapının önüne atıyor. Ne bu ya? Canımı sıkan ama senin kardeşin. Canımı sıkan senin kardeşin. Tamam bundan sonra canım kendi sıkılmasın. Kendine canım sıkılsın. Tamam canım sıkılmasın, bitti abi. Canım sıkılmasın. Sen dört dörtlüksün. Evet ben dört dörtlüyüm, kardeşine kat kat fazlayım. Ne demezsin? Evet. Biz sana fazlayız. Neyiniz diktin bana fazlanırsın? Diktin malımıza gözü. Annenden akıl alıyorsun, arıyor annen seni. Dolduruyor, dolduruyor seni. Mal istiyorum, mülk istiyorum diyorsun. Seni uyarıyorum. Alırsın. Benim... Annemin maddiyatla zerre alakası ya? Yok. Sen kimsin beni uyaracaksın? En başında pavyon konusunu açtınız. Sonra annemden beni vurmaya çalıştınız. Şimdi hassas noktam annem, biliyorsun. Parayla birleştiriyorsun. Annenle görüşmeye başlayınca niye mal mülk dedin? Oyna orada kendi başına. Annemle görüşmeye başlamadım. Sen nereden uyduruyorsun? Tabii. Sana telefon görüşmeleri mi geliyor? Eski sevgilisiyle olduğunu. Seni alakadar etmez. Annem benimle konuşuyor. Telefonda. Dolduruyor seni, dolduruyor. Mal mülk, mal mülk. Ondan sonra bize dönüyorsun. Şunu istiyorum, bunu istiyorum. Benim kendi aklım fazlasıyla var. Size de aklımın zekatını veririm. Yine bencilleşti. Sana da veririm. Sen dünyanın çok zekili bir kadınısın. Zekili değil o bir kere. Alkış. Zeki. Hep kendini üstte mi görüyorsun ya? Sen nesin benim arkadaş ya? Hiçbir şeye ihtiyacım yok. İstiyor olmamın tek sebebi senin beni buna mecbur bırakman. Bencillik var. Kendisini isteklerle görmek evet, var. Evet evet. Sadakatsizlik var. Sadakatsizlik var. Delikanlılık var fazlasıyla. Delikanlıyım abi. Tabii tabii. Delikanlıyım abi. Çok delikanlısın. Delikanlıyım abi. Öyle ağzını bükerek delikanlı. Delikanlıyım abi. Madem delikanlısın istediğimi ver. Sana ne vereceğim ya? Saçmalığa bak. Sana ne vereceğim ya? Ben sana evlenmeden etmeden ben sana niye malım var ya, veriyorum ya? Yeter ya, tövbe ya. Şimdi birkaç gündür burada eski sevgili, eski sevgili, eski sevgili konuşulup duruyor. Eski sevgiliden mesaj geldi. Verelim. Seda Hanım merhaba. Yine konu bana gelmiş. Eski sevgili diye. Cümleleri kurarken bile boğazım düğümleniyor. Kayahan'ın şu anki pozisyonu beni çok üzüyor. Kayahan sıkıntıya gelemez. Aslı'nın bu kadar saygısızlığına onu sevdiği için değil, kendi geleceği için bir yerlere gelebilmek adına Kayahan benimle ilgili konu olduğunda geriliyor, haklı olarak. Çünkü bizim ilişkimiz bu dereceye hiç gelmedi. Senin param, benim param diye bir şey olmadı. Kayahan benimle birlikte olduğu sürece elimi cebime attırmazdı.
özel günlerde aldığımız hediye dışında Aslı araba diye boşuna feryat etmesin. Kayahan'ın ehliyeti olmadığı için arabası benim üzerime ve hala kullanıyorum. Evet, doğru. Son cümleden de onun yazdığı her şeyin doğru olduğunu anladım çünkü Kayahan'ın ehliyeti yok. Devamı var. Dövüştür. Benim Aslı'ya anlatmak istediğim çok konular vardı ama Aslı beni dinlemedi. Söylediklerim tek tek çıkıyor. Ben Kayahan'a üzülürken düştüğü durumdan dolayı Aslı'ya da üzülüyorum. Boşuna çabalıyor, üzülüyor. Kayahan'dan ona yar olmaz, yara olur. Seda Hanım, Kayahan bensiz yapamaz. Benden haber alamayınca ortak arkadaşlarımızı arıyor. Orada olduğu halde burada hükmünü yürütmeye çalışıyor. Allah. Ver devamını. Allah. Son olarak Aslı'ya şunu söylemek istiyorum. Kim olursa olsun birilerine bel bağlama. Kendi paranı kazan. Hayalini kurduğun ev, arsa, araba vesaire. Kayahan bunları geç bir kuruşunu vermez sana. Sana bakır yüzük alırken bana aldığı tek taş pırlanta olmasa da gerçek altın. İyi düşün Aslı. Bunları kaldırabilecek misin? Hayır Seda'm, kaldıramıyorum bunları. Söylediği her şeye de katılıyorum. Kayahan'ın asıl herhangi bir savunması söyledi, olabilecek hiçbir mi? Hiçbir şeye katılmıyorum. Olabilecek mi? Katılmıyorum ben hiçbir şekilde katılmıyorum. Neye katılmıyorsun? Katılmıyorum söylediği şeylere. Neye katılmıyorsun? Kimse bilmiyorum kim yazmış onları. Kim yazmış onları hatırlamaz. Kayahan'ın arabası var diyor ama ben kullanıyorum diyor. Ben de buradan Kumburgaz'a şeyle gidiyorum. Metrobüs arabam var. Sen zaten benden gizlediğin için biz dört vasıta değiştirip gidiyorduk. Artık ben tek başıma giderim. Yani nasıl açıklayacaksın? Yine suratını eğip bükmeye başladın. Neyi açıklayacağım ya? Neyi açıklayacağım ya? Eski sevgilinden gelen bu mesajı nasıl açıklayacaksın? Ben merak ediyorum. Canı sıkılıyor yazıyor da ben ne yapayım? Ben sizinle mi uğraşayım ya? Canı sıkılıyor yazıyor. Ya. Diyor ki Kayahan hala benden haber almaya çalışıyor diyor. Ya benimle birlikteyken ne alacağım haber ya? Elimi cebime attırmazdı diyor ama hesapları ben ödüyordum. Buna ne yaman çelişki? Hesapları sen mi ödüyordun? Onunla beraberken elini cebine attırmıyormuşsun ya. Benimle beraberken hesapları bana ödetiyordun, onu soruyorum. Ben sana niye ödeteyim ya? Ben ödüyorum. Bana ödetiyordun. Yalan konuşuyorsun. Şimdi sana burada çok acı bir şey söylerim de giderken mesela evden neler götürdüğüne dair. Ama seni bu pozisyona düşürmek istemiyorum. Ben de düşürmek istemiyorum. Sen düşürdün kendini. O şeye getirmeyin biraz ilişkinizi konuş, çocuklar. Kötüye doğru gidiyor. Yapmayın evet, bunu. Evet ablam. Evet. Aslı bel altı vurma. Biraz az konuş. Yap bir açıklama o zaman. Neyini açıklayacağım eski ya? Eski sevgilinden gelen mesajı açıklama. Abi canı sıkılıyor yazıyor ne yapayım ya? Kayağım bensiz yapamaz. Ortak arkadaşlarımız arıyor. Ben kimi hayal aradığımda... Hayal görüyor. Edebiliyorum kimi yarası aradığımda. Yarası var, acısı var, el çekmiyor kardeşim benden ya. Ne yarası var, ne yarası var? Ben de bilmiyorum. Ne yarası ben var? Ben de bilmiyorum ya. El çekmiyor ya, yeter ya. Ben ne yapacağım ya ben? O mu el çekmiyor, sen mi koluna girip geziyorsun? Anlatsana ya biraz. Ya ben ne koluna girip gezeceğim? Sen değiş diye bir şeyler yaptım orada, sen yine... Ben ya... değişeyim diye eski sevgilinle görüştün. Bravo sana ya. Ne kadar ince düşüncelisin sen öyle. Anlamıyorsun, eski sevgilin değil ki o. Kim bu? Stabil bir kız arkadaşım dedim. Böyleyken bir şey yapayım, bakayım Aslı değişecek mi? Stabil bir kız değişecek arkadaşım. Değişecek mi Aslı Hanım? Aslı'da yok, geri vites yok abi. Sözcüğüne yeni kelimeler eklemişsin. Geri vites yok sende, geri vites yok. Stabil. Geri vites yok ya, vallahi. Şadıman niye güldün? Kayahan'a mı güldün? Stabil bir kız ya arkadaşım. Ya ben nelerle uğraşıyorum ya, vallahi billahi. Yok, Kayahan'ın söyleşine güldüm. Ha. Yani değişmen için böyle bir şey yaptım. Oğlum değişmek için insan ben öyle mi kıskandırılır? Ne yapayım daha? Oraya beni getirdi, daha ne yapayım? Daha ondan başka da bir şey yapamam yani. Ben. Ondan başka da bir şey yapamam değişsin diye abla. Tamam ya. İyi. Değişmek için her gün birini tak koluna, ayrılsın senden. Tamam da bu daha... Sağ abla sağ olmaz öyle. Ben bıktım ya. Seda Hanım, bunların ikisinin arasında da sevgi yok, ben inanmıyorum. Ya. Ben vallahi yok. Hani inandık ya. Ya ablacığım bu çok zor bir kadın. Bak. Bundan felek baş edemez ya. Yemin ediyorum ya. Bununla felek baş edemez ya. Allah'ıma kitabıma ya. Böyle bir şey yok ya. Benim gençliğime yazık ya. Vallahi bana yazık ya.
Ya hangi bana anlamda? Yazık, vallahi billahi bana hangi yazık. Hangi anlamda baş edemez? Yani? Ya her anlamda abla, zor bir kadın ya. Bunu bırakacağım, bu tek başına orada kalacak, yaşayacak ya. Bana giderken sen burada tek başına öl dedi de gitti. Yeter da yeter, yeter ya. Yeter ya. Aslı sen kaprisli misin biraz? Ya neler var neler ya. Seda Hanım, Kayahan kendi hatalarını örtbas etmek için şu an benim üzerime çamur atmaya çalışıyor. Ya abi tamam, hatam var tamam. El çekti, hatam var, bitti. Tamam, bitsin abi. Teşekkür ederim kabul ettiğin için.